İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sirru. Farzlar ve nafileler. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor nafileler babında: Allah'ın sevgisine insanı kavuşturan farzlar ve nafileler vardır ki dinde şu an çok büyüktür, bilhassa farzın ehemmiyeti. Hiç kalır farz yanında nafilenin kıymeti. Bir farz vakti içinde yapılırsa ihlasla, 1000 sene nafileden sevaptır daha fazla. İster namaz ve oruç, isterse zikir, fikir, herhangi bir nafile olsa da yine birdir. Hatta farz içindeki sünnet veya bir edep, gözetilse bunun da ecri çoktur yine hep. Bir gün Hazreti Ömer bir sabah namazını cemaatle kılarak gözetti ashabını. Lakin göremeyince birini o saatte buyurdu: "Filan kimse yok mudur cemaatte?" Dediler: "Geceleri o ibadet yapar hep. Belki şimdi uykuya dalmıştır. Budur sebep." Buyurdu ki: "Keşke o gece hep uyusaydı ve sabah namazını cemaatle kılsaydı." Yani İslamiyet'te bir edebi gözetmek, tenzihi olsa bile bir mekruhu terk etmek, bütün nafilelerden daha faydalıdır. Tahrimi mekruhları artık düşünmelidir. Evet, farzlar yapılır, haramdan kaçılırsa ve bütün mekruhlardan tamam sakınılırsa, o zaman nafileyi yapmak da güzel olur. Eğer böyle olmazsa, hiçbir kıymeti yoktur. Mesela bir Müslüman, yarım gümüş alarak, bir Müslüman fakire verse zekat olarak, dağlar kadar altını nafile niyetiyle dağıtmaktan kat be kat iyidir hatta bile. Çünkü zekat İslam'ın farzlarından biridir. Yani Hak Teâlâ'nın bize mühim emridir. Nafile sadaka ve hayratın çoğu ise çok defa riya olup tatlı hoş gelir nefse. Ve yine buyurdu ki: "Allah'ın rızasına kavuşabilmek için amel lazım insana. Amelin de doğru ve düzgün olması için emir ve yasakları öğrenmek lazım ilkin. Mesela namaz, oruç, hac, zekat, nikah, talak, bütün bu bilgileri öğrenmeli muhakkak. Bunlar bilinmedikçe ameller doğru olmaz. Yanlış yapılınca da hiç sevap kazanılmaz. Her şeyi öğrenmeden ve öğrendikten sonra birer cihat vardır ki cümle Müslümanlara, biri ilmi her yerde aramak ve bulmaktır. Diğeri de o ilmi yerinde kullanmaktır. Hem de fıkıh bilgisi herkese farz-ı ayn'dır. Yani her Müslümanın öğrenmesi lazımdır. Dinimiz 3 kısımdır. İlim, amel ve ihlas. Bu 3'ü bulunmazsa Müslümanlık olamaz. Bunların 3'ünü de elde ederse insan, olmuş olur o kimse kamil, olgun Müslüman.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani'nin Kuddüs-i Suruh buyuruyorlar ki, dünyayı terk etmek iki türlüdür. Birincisi, mubahların zaruret miktarından fazlasını terktir. Bu çok iyidir. İkincisi, haramları ve şüphelileri terk edip yalnız mubahları kullanmaktır. Bu zamanda bu da iyidir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Suruh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, hayırlı cumalar hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun efendim. Buyurun. Sağ olun, Allah razı olsun. Hocam, salavat-ı şerife tefriciye sayılı mı okunacak? Mesela sayılı okunmazsa olur mu? Salavat-ı tefriciye. Peki efendim. İkinci sorum, vesveseyle ilgili, yeğenim de vesvese olmuş, imanla ilgili sıkıntıya düşüyor hocam. İmanla mı? İmanla ilgili bir düşünceler geliyormuş aklına. Peki efendim. Bir de çizgi film izlemek uygun mu? Hani çocuklar izlerken biz de izliyor. Peki efendim. Temra için bir dua var mı hocam? Ne? Temra. Yara. Temre. Temre. Ha, bir dua var mı? Yok, herhangi Fatiha ve benzerleri okunabilir efendim. Hani doktorlar hani bunun bu bir kişi de olursa hani ömür boyu gidebilir demiş. Yok Şemsen'de. Tamam. Tamam. Müslümanların yaptığı bir şeyi beğenmek imana zarar verir mi? Mesela kimin? Bir iş. Gayrimüslimlerin. Peki efendim. Bir de hocam namazda sure okurken hani Kur'an-ı Kerim'de geri baş dışlar alıyoruz ya hani nefes aldığımız zaman. Namazda da böyle olacak mı? Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Cumanız mübarek olsun efendim. Amin. Allah Teala razı oldu. Allah Teala razı oldu, kullarını eylesin. Amin cümlemizi inşallah Teala. Birinci sorum hocam. Şimdi ben Denizli'den arıyorum da. Cenaze defin işlemi yapıldıktan sonra burada normalde cenaze yakınları tek sıra halinde saf tutar. Cemaat sırayla taziyesini yapar, sonra dağılır. Şimdi cemaat kalabalık olduğu zaman imam diyor ki baba da usulü olsun. Baba da usulü dedi de şu. Bu sefer cemaat iki tarafa koridor yapıyor yolun. İmam önde cemaat cenaze yakınları arkasında bu koridorun arasından geçiyor. Cemaat el hükmü lillah diyor. İmam ve cenaze yakınlarsa eller göğüste amenna ve tattekna diyerek yürüyor. Şimdi bu bidat olur mu? Yani adette bidat midir? Dinen bir sakınca sağlıdır. Peki efendim. Bir sorum. Mektuba bakıyorum da 202. mektup. Da bir kafamıza kalan bir şey oluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri veya İslami Hazretleri'nin bir sözünden bahsediyor da. Yani bu büyükler diyor Allah aşk sarhoşluğuyla yani, yanlış sözler söyleyebilir diyor. Hani, mesela benim bayrağım Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağımından daha yüksektedir dediğinden bahsediyor. Bu vecd hali cezbedilen hallerden mi kaynaklanıyor? Eshab-ı Kerim Efendilerimizin böyle halleri var mıydı? Onlar da inşallah Allah'a tarif edilir. Üçüncü sorum, Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin. Kudreti elinde olan Allah'ın. Bu sözler sakıncalı mı? Yani küfür olur mu? Birisi Allah'ın sopası yok, öbürsü? Kudreti elinde olan Allah'ın. Kudreti elinden olan, tamam. Olan Allah'ım. Tamam efendim. Son sorumuz, şimdi Bekir bin Abdullah el-Müzeni Hazretleri'nin bir sözü var. Ey Ademoğlu, Allah-u Teala'nın rahmetinden öyle ümitli ol ki bu seni Allah-u Teala'nın mekrinden ve aldatmasından emin kılmasın. Burada Allah-u Teala'nın mekri aldatması nasıl olur hocam? Teşekkür ederim. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler, buyurunuz. Buyurun. Benim şöyle bir sorum var. Evet. Şimdi namaza dururken ben senelerdir mesela sabah namazının veya öğle namazının diyorum. Namazının mı diyeceğim, namazımın mı diyeceğim? Bunu bilemedim. Geç kaldım ama. Birinci sorum bu. Tamam. Devam edin. İkinci sorum da bu Afrika'da kuyu kazılıyor ya hani. Oraya isim vermek sakıncalı mı yani? Bir sakıncası var mı? Arkadaşlar soruyor bu soruyu. İkinci sorum da bu.
Üçüncü sorum da bir arkadaşımın sorusu. Arkadaşım zekat verecek. Eşinin halasının torunları var. İki tane kız çocuğu. Anneleri trafik kazasında öldü. Babaanne bakıyor, çocuklar daha küçük. Babaanne de namaz kılmıyor. Baba da çocuklarla ilgilenmiyor. Bunlara zekat verilir mi? Sorularım bunlar. Peki efendim. Hayırlı günler, Konya'dan selamlar hocam. Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam. Amin. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Dinleyicilerimizin de cumalar mübarek olsun. Bazı dinleyicilerimiz diyorlar, gönül pınarında dua ediyorsunuz ama İslam ve toplumda etmiyorsunuz. Ya ediyoruz ya, beş vakit namazda da ediyoruz. Biz dinleyicilerimize ediyoruz. Allah-u Teala bizi dinlemekte olan bütün dinleyicilerimizden razı olsun. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hasta olanlar varsa Cenab-ı Hak şifa ihsan etsin. Yakınlarından hasta varsa ankarayı bir zaman onlara da şifa ihsan eylesin. Borçlu olanlar varsa eda ihsan eylesin. Sıkıntı olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Ferahlık versin. Cenab-ı Hak hepimize son nefeste de şehit olarak ve imanlı olarak ahirete gitmemizi nasip ve müyesser eylesin. İnşallah Teala. Sıra geldi bana. Buyurunuz efendim. Peki, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Efendim, ilk dinleyicimiz salavat okumak veyahut da sonra şey yaptı, salat tefrici okumak. İlle sayıyla mı? Efendim, kitaplarda sayıyla bildirmiş. O sayı okunur bir muradı olduğu zaman. Peki, böyle bir muradı yok da giderken aynı şekilde ben sayıya riayet etmeden okuyamaz mıyım? Okurum, hiç mahsur yok. Diğer salavat-ı şerifleri, birçok salavat-ı şerife çeşidi var. Bunları da istediğimiz kadar okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Ama kitaplarda mesela Ehl-i Sünnet alimleri işte cuma günü 100 salavat-ı şerifi okumalı. Mesela hadis-i şeriflerden naklediliyor. Hani onu 100 okumalı. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor ki bir kendisine bir nimet gelen bu nimetin elinde kalması için kelime-i temcidi, la havli'yi her gün 500 defa okumalı. Ve yine saadeti ebediyede yazıyor. Sinir hastalıkları için depresyona girdi mesela. Besmele ile bu kelime-i temcidi her gün 100 defa okumalı. Nasıl okuyacak? Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Besmele ile bu şekilde 100 defa. Mesela bazı namazda okuduğumuz tesbihler var. 33'er tane. Onları 33'er okuyacağız. Rükû ve secdede söylediğimiz tesbihler var. 3, 5, 7, 9, 11 sayı bildirilmiş. Böyle sayı bildirilenleri sayıyla okumalı. Ama onun dışında kelime-i tevhid. Efendim ben hatmi tehlil yapacağım. 70 bindir adedi. 70 bin okuyacağız. Efendim ben Kur'an-ı Kerim'i hatmedeceğim. Fatiha-i Şerif'ten başlayıp Nas suresine kadar okuyacağım. Bunlar böyle bildirilmiş. Ama bunun dışında efendim ben Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Tabii Bakara suresini okur, Yasin okur, Tebareke okur, Âl-i İmran suresini okur, Kıyamet suresini okur. Yani istediği sureyi okuyabilir. Her zaman, evet her zaman, her vakit, her vakitte. Sadece secde ayeti geçtiği zaman namaz kılması mekruh olan vakitlerde tilavet secdesi yapılmaz. O kadar. Peki o vakitlerde Kur'an-ı Kerim okunur mu? Okunur. Tesbihat çekilir mi? Çekilir. Kadınlar muayyen zamanlarında Kur'an-ı Kerim'in dışında diğer tesbihatları, salavat, kelime-i temcid, tenzih, bunları tesbih, tahmid, tekbir, bunları okuyabilir mi? Okuyabilir. Herhangi mahsur yok. Efendim yürüyerek yolda giderken veya minibüse binmişizdir, belediye otobüsüne binmişizdir, metrobüse binmişizdir, uçakta gidiyoruz, trende gidiyoruz, gemide gidiyoruz. Bunları okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz ama elimize 99'luk tesbih alıp da herkese göstererek değil. Yanımızdakini de rahatsız edecek şekilde değil. Rahatsız şekilde değil. Bunları okumakta herhangi bir mahsur söz konusu değil. Yeğenim de dedi dinleyicimiz, imani konuda vesvese var. Efendim iman konusunda vesvese, yani iman var ki vesvese ediyor. Peki bundan kurtulabilir mi? Eğer nefisten geliyorsa bu baskı artar. Böyle durumlarda bir Fatiha, üç İhlas. Fatiha'dan önce 3 salavat, 3 İhlas'tan sonra da 3 salavat okumalı. Saadet-i Ebediye'de Büyük Alimler diye bir şiir var. Sisli Ali'nin isimleri geçiyor. O şiiri okuyup, Ya Rabbi okuduğum Fatiha, İhlas ve Salavat-ı Şerifler'den asıl olan sevabı, burada ismi yazanların ruhlarına hediye ettim. Bunların hatırı ve hürmetine, Ya Rabbi nefsimin ve şeytanın şerrinden sana sığınırım diyerek dua etmeli. Peki efendim, hani sadece buralarda mı edilir bu bahsedilen dua şekli? Hayır, sıkıntıda olan hastadır, ağrılara dayanamıyordur. Yahut da öyle bir derdi vardır ki çare bulamıyordur. Otursun aynı şekilde
vesile ederek bu büyükleri dua etsin, dua etsin. Çünkü hepimiz Rabbimizin kuluyuz. Allah-u Teala da buyuruyor ki benden isteyin, isteyene veririm. Samimiyetle istersek hücrelerimize varıncaya kadar yalvarır, ağlarsın. İstersek Rabbim ihsan eder. Mesela bugün cuma, duadan önce sadaka vermeli, tövbe istiğfar etmeli, ondan sonra dua etmeli buyuruluyor. Ve kabule daha yakın olur buyuruluyor. Cenab-ı Hak kolaylık versin, ferahlık versin. İnşallah Teala bunu atlatır efendim. Efendim dinleyicimiz çizgi film. Efendim çizgi film dahil, diğer filmler dahil. Yani film izlemek dinimizde aynı şekilde men edilmemiş. Anlamadım. Ne demek o? Ya film deyince şimdi ahlaksız filmler de var. Ondan sonra ibretlik olanlar da var. Tarihi filmler de var. Ondan sonra herhangi bir şey anlatan filmler de var. Yani bunların konuları geniş. Kitap da öyle. Mesela biz ortaokula giderken o zamanlar kitap iyi bir arkadaş. Sonra İslam alimlerin kitaplarını okuyunca baktık ki aa öyle değil. İyi bir kitap iyi bir arkadaş. Ve bize aynı şekilde herhangi bir bilgi veriyorsa ve haram günah şeyleri telkin etmiyorsa böyle bir film izlenebilir. Çizgi film de olsa izlenebilir. Mesela İhlas'ın yapmış olduğu, çıkartmış olduğu Evliyalar filmleri var. Değil mi? Bunlar sesli şeyler de var. TGRT belgeselde yayınlanıyor. TGRT belgeselde devam suretti. Onlar döndürüp tekrar veriliyor. Yani ölçü haram olmayacak, günah olmayacak, küfür olmayacak. Yani insana bir şey öğretici olacak. Olur mu? Olur. Temre, dinleyicimiz Temra dedi. Belki oralarda öyle telaffuz ediliyor bilmiyorum. Ben çocukluğumda duyardım. Hatta teyile deden demre çıktı derlerdi. Tamam mı? Bunun ocakları vardı. El almış. Yani birisi vaktiyle Allah-u Teala onun vasıtasıyla. Mesela diyelim ki Mustafa Toköz'ün dedesi bunu biliyordu. Babasına el verdi. Mustafa Toköz'ün babası da Mustafa Toköz'e el verdi. Yarın herkes toplanır buraya, haberin olsun. Ondan sonra efendim Mustafa Toköz'ün gücü mü? Hayır. Cenab-ı Hak o hastanın gitmesi için onu vesile kılmış. Hadise bundan ibaret. İlaç da öyle. Onlar sadece vesiledir. Sebeptir. Bazen yaratır, bazen yaratmaz. Yarattığı da olur, yaratmadığı da olur. Biz o sebeplere yapışırız. Efendim dua edilir mi? Edilir. Efendim işte çaresi yok. Yok, çaresi var. Kanser dahil, AIDS dahil. Şimdi işte yaygınlaştığı için de virüs çıktı. Hepsinin çaresi var. Allah-u Teala iki şeyin çaresini yaratmamışım. Yaşlılık, ölüm. Onun dışında hepsinin çaresi var. Çaresiz herhangi bir şey söz konusu değil. Ama ben bulamadım. Üstüne gitmedim veya vakti saati gelmedi. Mesela Şevahidün Nübüvvet'te mi? Menakıb-ı Çihar Yari Güzünde mi? Orada bir ifade geçiyor. O kitabı hazırlayan zatlar buyuruyorlar ki, işte büyüklerden bir zat dua ediyor ve bir ifade kullanmışlar. Allah-u Teala'nın kaderine uygun düştüğü için o iş oldu. Ha bak, önemli bir konu bu. Ben dua ediyorum. Dua ediyorum. Ama dua ettiğim zaman Allah-u Teala'nın takdir ettiği zaman değil. Onun için ben devamlı edeceğim. Hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hep böyle özel sohbetlerinde anlatırken çocukluğu Eyüp'te geçti ya. Eyüp'teydi ya babaların evi. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh. Orada işte bir böyle delikanlı olduğu zamanlarda falan görülmüş. Yaşlı bir kadın mı yoksa erkek mi? Böyle cuma günleri ya Rabbi benim canımı al, ya Rabbi benim canımı al dermiş böyle öğleden sonra, ikinden sonra falan böyle. Bir ikinden sonra böyle ya Rabbi benim canımı al, ya Rabbi benim canımı al derken küt diye gitmiş. Niye? Cuma günü çünkü mesela İslam alimlerin çoğu ikinden sonra buyuruyor o duanın kabul olduğu zaman. Bazıları öğleden sonra, öğle vakti diyen de var. İkinden sonra Hüseyin Hilmi Efendi buyuruyor ki, 12 denk gelivermiş o anda. Tam duanın kabul zamanı. Ha madem öyle istiyorsun, Allah-u Teala canını alıveriyor. Allah-u Teala'nın takdirine uygun. Evet, Allah-u Teala'nın takdirine uygun. Onun için Fatiha-i Şerife'yi, İhlas-ı Şerife'yi, Ayet-el Kürsi'yi okuyup büyüklere, Peygamber Efendimiz'e, bütün İslam alimlerine, bütün peygamberlere hediye edip onların hatır ve hürmetine ya Rabbi şifa ihsan eyle. Ya doğrudan doğruya şifa gönderir veya şifa için sebebi önüne çıkarır. Hatta Muhammed Masum Hazretleri hadis-i şerif naklediyor. Buyuruyor ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarını almışlar onu. Hastan mı var veyahut da hasta mısın? İstiğfara devam et. Derdin mi var? Borcun mu var? İstiğfara devam et. Ne yapar? Çünkü buyuruyor ki hadis-i şerif bu. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Nasıl imdad eder?
o derdin, o sıkıntının giderilmesini bilen birisini çıkarır karşına. Veya ona sebep olan sebepleri önüne çıkar. Veya doğrudan doğruya verir. Mülkün sahibi o. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki kafirlerin yaptığı iş beğenilir mi? Kafirlerin yaptığı iş beğenilir mi? Kafirim etü sena için değil. Ama mesela adam doktor, iyi bir doktor denir. Kafire denmez bu. Ama mesela sağlam bir iş yapmıştır. Diyorsun ki adam sağlam iş yapmış. Bugün mesela Avrupalıların, Amerikalıların, hatta putperest Japonların başarılı olması İslamiyet'e uydukları içindir. Aa nasıl Müslüman bunlar? Hayır değil. İslamiyet'in emrettiği dürüstlük ve çalışmak. Bunlar bunu yapıyor. Bunu yapınca da karşılığını görüyorlar. Allah böyle yaratıyor. Kafir Müslüman ayırmıyor ki. Müslüman da aynı şekilde dürüst olur, çalışırsa Allah-u Teala yaratıyor. Çünkü Selçuklu Osmanlı bunun en canlı misali bize. Onlar Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde çalıştı. Allah-u Teala da yardım etti ve muvaffak oldular. Hadise bundan ibaret. Kur'an-ı Kerim okurken mesela bir yerde durduk. Tekrar geriden bir kelime veya iki kelime alarak devam ettik. Namazda da böyle bir hal gelirse namazda da böyle yapacağız. Aynen öyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak deyince ister yüzünde namaz dışında oku, ister namaz içinde oku. Hatta namaz içinde okunda daha da kıymetlidir buyuruluyor. Sevabı daha fazladır. Dolayısıyla yüzünden okurken olan hüküm namazda da geçerlidir. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Mert isen kendine baba ol. Mert, sözlük anlamı itibariyle yiğit, sözünün eri, özü sözü doğru demektir. Namert ise mert olmayan, korkak, alçak anlamındadır. Allah-u Teala bu dünyayı amel, ibadet yeri olarak yaratmıştır. Bunun için ibadetleri, taatleri yapmakta, haramlardan sakınmakta mert olmalı, gevşek, kaypak olmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyurdu ki, biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz, her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. Allah-u Teala ruhları yarattığı zaman hepsine hitaben, ''Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye sorduğunda bütün ruhlar, ''Kalu bela'' yani ''Evet Rabbimizsin'' diye cevap verip söz verdiler. Allah-u Teala peygamberleri vasıtasıyla verilen bu sözü kullarına hep hatırlatmıştır. Sözünde sadık olup mert olanlar bu dünyaya geldikleri zaman ruhlar aleminde verdikleri bu sözde durup Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmışlar ve ebedi saadete kavuşmuşlardır. Verdikleri sözü unutan namertlerse nefsinin kulu ve kölesi olup sonsuz felakete sürüklenmişlerdir. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr Hazretlerine falanca kimse su üstünde yürüyor buna ne dersiniz dediklerinde cevabında bunun kıymeti yoktur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer buyurur. Falan adam havada uçuyor dediklerinde, sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti vardır buyurur. Falan kimse bir anda bir şehirden diğer şehre gidiyor dediklerinde ise, şeytan da bir solukta doğudan batıya gidiyor. Böyle şeylerin dinimizde kıymeti yoktur. Mert olan herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir fakat bir an Rabbini unutmaz buyurur. Muhammed bin Münkedir Hazretleri ticaretle meşgul olurdu. Mağazasında çeşitli kumaşlar satardı. Bunlardan bazısının fiyatı 5 altın, bazısınınki ise 10 altındı. Bir gün kendisi yokken çırağı bir köylüye 5 altınlık kumaşı 10 altına satar. Kendi gelip haber alınca akşama kadar köylüyü aratır ve bulunca bu kumaş 5 altından ziyade etmez der. Köylü ben bunu seve seve aldım deyince ben kendime uygun görmediğimi din kardeşime de uygun görmem. Ya satıştan vazgeç veya 5 altını geri al yahut da gel 10 altınlık kumaştan vereyim buyurur. Köylü 5 altını geri alır ve orada rastladığı birisine bu mert kimdir diye sorar. Muhammed bin Münkedir derler.
Köylü bu ismi duyunca Sübhanallah, bu öyle bir kimsedir ki çölde susuz kalınca yağmur duasına çıkıp onun adını söylediğimiz zaman rahmet yağıyor der. Bir zaman Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerine gelerek ondan nasihat ister. Sohbetten sonra Harun Reşit Hazretleri birisine borcun var mıdır diye sorar. O da evet Allahü Teala'ya borcum var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam vay halime buyurur. Harun Reşit Hazretleri insanlara borcum var mı demek istiyorum der. Allahü Teala'ya şükür olsun ki bana çok nimetler verdi. Hiç şikayetim yoktur buyurur. Bunun üzerine Harun Reşit Hazretleri onun önüne bir altın koyup bunlar helaldir, annemin mirasındandır der. Fuday bin İyad Hazretleri bütün bu nasihatlerimin sana hiç faydası olmadı buyurur ve yanından kalkıp gider. Daha sonraları Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerinin ismi anıldığında ah ne insandır o, hakikaten mert kimsedir derdi. Hamidüddin Naguri Hazretleri'ne mülkün sahibi nerededir ki kalp gözünü ona çevirelim denildiğinde cevabında nerede değildir ki, nereye yönelirseniz Allah'adır ayeti kerimedir. Dünya ve ahiret nasibinden vazgeçip mert olmak ve nefsin lezzetlerini terk etmek lazımdır ki nerede bulunursa onunla olsun. Nereye giderse onunla gitsin, ne söylerse onunla söylesin, ne ararsa onunla arasın. Sakın onun senden uzak olduğunu sanma. Belki sen ondan uzaksın. Sen, sensiz sende yok olursan, başkasına açılmayan kapı sana açılır ve sana seninle maksat gösterilir buyurdu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri nakleder. Hocam Osman Fadlı Efendi'nin huzurunda bazı Hristiyan ve Yahudilerin herkese mertçe, cömertçe davrandıkları, iyilik ettikleri söylendiği zaman cevabında, böyle olmak ebedi saadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana kavuşmaları, sonlarının felah, kurtuluş olması umulur buyurdu. Netice olarak mert olan Rabbini, sahibini ve Cenab-ı Hakk'a ruhlar aleminde verdiği sözü unutmaz. Nefsinin esiri, kölesi olmaz. Kısacası din büyüklerinin buyurduğu gibi, mert isen kendine baba ol. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin sualleri vardı. Dedi, burada bizim burada de cenaze defnedilince de taziye için normal bir teksir halinde dedi. Yani cenaze sahipleri duruyor. Öbürleri de taziyelerini bildiriyor. Fakat dedi, bir de dedi, burada babada usulü dedikleri bir usul var dedi. İşte çift sıra oluyor dedi. Din görevlisi, cenaze sahipleri. İşte hepsine toptan aynı şekilde. Allah Teala aralarından geçiyorlarmış. Geçiyorlar falan. Ha, olur mu? Şeyde kitaplarda anlatılan veyahut da ecdadımızın buna kadar yapmış oldukları şey itibariyle ona benzemiyor bu. Öbürüsü uygun da ona benzemiyor. Ha, taziye olmuş olur mu? Olur. Yani dinin emri böyle demediği müddetçe de adete bidat olur. Yani şeyde dinde bidatla bir alakası olmaz. Taziyenin dini bir tarafı var mı? Var. Üç gün içerisinde taziye yapılır, ondan sonra yapılmaz buyuruyor. Hatta kabrin başında da yapılmaz buyuruyor. Şimdi kabrin başına çektiler. Ama şartlar değişti. Yani adamın evine gidilir. Veya şimdi bazı yerler var mesela. Taziye için orayı taziye tutuyorlar için, mesela. Ha, orayı tutuyorlar mesela. Kalabalık ailelerde özellikle. Kalabalık ailelerde tutuluyor. İstanbul gibi yerde buna daha çok ihtiyaç gösteriliyor. Yani o da olabiliyor. Üç gün mü dedin? Üç gün. Üç günden sonra. Peki üç günden sonra gördük. Ha denir yani. Allah Teala rahmet eylesin. Allah Teala rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Denebilir. Ama taziye üç gün içerisinde. Çünkü o üç gün içerisinde ona destek vermek gerekir. Yakini çünkü. Efendim, dinleyicimiz bir de, ben dedim mektubatta, hani okurken orada bir şey dikkatimi çekti dedi. İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nden bahsederken, mesela Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri olsun, Hallacı Mansur Hazretleri olsun, mesela Hallacı Mansur Hazretleri Enel Hak demiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Sübhani demiştir. Bazılarının hatırına gelebilir. Ne demek Sübhan? Yani ben Sübhanım Rabbim manasına gelen bir ifade. Hatta talebeler demişler ki, bu ne demek? Yani böyle dediniz falan. Ben öyle derken diyor, mızrakla kılıçla bana saldırın.
Hakikaten öyle de o hal geldiği zaman kılıçlarla saldırmışlar. Kılıçların hepsi eğilmiş. Peki bu nedir? İmam-ı Rabbani Hazretleri Allah-u Teala bu zatı daha yükseklere çıkarmış. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sekir deniyor buna. Sekir hali. Yani o aşkı ilahi ile sarhoş olmuş. Kendinden geçmiş. O var ben yokum diyor. Evet. O manada söylüyor bunu. Enel Hak da o manada. Enel Hak da o manada. Sekir halinde söylenmiş sözler. Dolayısıyla bunlar kendileri içindir. Başkaları için hüccet olmaz. Başkası böyle sahıf halinde, uyanık halde bunu söylemeye kalkar, küfür olur. Bu küfür olur. Hatta Allah'cı Mansur Hazretleri de idam edilmiştir. O zaman kadınlar aynı şekilde buna şey yapmışlardır. Bunlar bu halleri sebebiyle kınanmaz. Bu halleri sebebiyle kötülenmez. İmam-ı Rabbani Kutsuz Sözleri yani o dereceleri geçenler bu duruma düşmez buyuruyor. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni daha yükseğe çıkarmışlar. O halden öte ama Cüneyd-i Bağdat Hazretleri o sekir haline giren yere geldiği zaman orada bir müddet kalınca o haller zuhur edermiş. Mesela evliyada keramet hasıl oluyor. Bilhassa vilayet yolunda gelen evliyada Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri vasıtasıyla gelenlerde buyuruyor ki yani bunlar ruhen yükselir sonra tekrar gerisin geri inerler sebepler alemine. Sebepler alemine inenler onları sadece Allah-u Teala'nın tanıttıkları tanır. Kerametlerinde her zaman müşahede ederler. Onlar süphani demez. Demez. Ve insanlar gibidir. Hastalanınca doktora gider, ilaç kullanır. Denizin üstünden de yürüyüp gitmez. Köprüyü kullanır, kayığı kullanır. Tamam mı? Hatta çok hasta olurlar falan. Evet çok hasta olurlar. Çok derde belaya düşer olurlar. Düşerler. Herkes de zanneder ki bu falan diye. Allah-u Teala örter onları. Evet. Ama öbürleri... sebepler alemine gelmiyor. Sebepsiz alemde duruveriyorlar. Oradan aşağı inemiyor. Bulunduğu derece zaten sebepsiz yaratılıyor. Yani İstanbul'da otururken işte Bağdat'ta işte şöyle bir hurma vardı bu mevsimde çok güzel oluyor falan. Elini uzatıyor tak diye veriyor. Ya onu şey yapması anormal bir şey değil. Şöyle düşün. Yani bir hurma bahçesinde oturuyorsun. Hurma dalları da önüne inmiş veya salkımları önüne inmiş elini uzatıyor alıyor. Aynen onun gibi. O zaten ben keramet göstereyim demiyor. O onu görüyor, yaşıyor. Görüyor. Yani. Biz görmüyoruz. Elini uzatıyor ve geliyor ona. Ona geliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak öyle yaratıyor. Ama nübüvvet yolundakiler buna iltifat etmemişler. Bunlar da zaten daha sonra pişman oluyor buyuruyor. Çünkü şey yapınca pişman oluyor. Bir de dinleyicimiz... Bu bir hal meselesidir yani. Hal meselesidir. Nesil itibariyle hani... Karşımayız. Kafaya da takmaya gerek yok. Yok. Bizlerin özelliği. Biz onları büyük biliriz, başımızın tacı biliriz. Onları vesile ederiz. Onlar adına da dua. Yani Cenab-ı Hak'tan talepte bulunuruz. Onları vesile ederek. Evet, Allah'ın sopası yok. Bu şey değil. Hani kudret eli ifadesi de kullanıyor falan da öyle değil. Hak Teala intikamın kul eliyle alır. İlmi halini, fıkıh bilgisini bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cenab-ı Hak sebepler altında kudretini gizlemiştir. Ve Anadolu'da çok sık kullanılır bu. Allah'ın sopası yok ki. Yani buradaki mana esas kullananlar yani Cenab-ı Hak açıktan değil, sebepler altında. Mesela birisi bir halt etmiştir, birisine zulmetmiştir. Sonra gelmiştir adama kamyon çarpmıştır mesela. Ha der ki Allah-u Teala sıfası yok ki yok. Hak Teala intikamını aldı. Başka bir sebep kullanarak. O düşün, diyemiyor ki bu hangisi, nereden geldi bu kamyona buluyor. Kamyon değil senin yaptığın o hatlar sebebiyle geldi. Şoförü mahkemeye veriyor. Şoförü mahkemeye veriyor. Başka şekilde tezahür etti. Eğer idrakin olsaydı derdim ben bir halt karıştırdım. Onun neticesi bunlar başıma geldi diyebilirdin. Diyebilirsen tabii. Gelelim efendim. Mesela yine dedi mektubatta geçiyor. Mekri ilahiden sakınmak ve korkmak. O ne demek dedi. Şimdi Allah falan rahmet eylesin. Efendim abiler de çok anlatırdı. Mektubatta da uzun uzun bildirilmiş, anlatılmış. Mekir, bugünkü bizim kullandığımız kelime itibariyle İmam-ı Rabbani Hazretleri de zaman zaman buyuruyor. Başka kelime yok. Aldatmak demektir. Kandırmak. Allah-u Teala için kandırmak, aldatmak kelimesini kullanmak uygun değil ama Allah-u Teala kullarını dener, imtihan eder.
Mesela duasını aynı şekilde kabul eder. O sana onda olağanüstü haller yaratır. Eğer kul uyanıksa Rabbim beni imtihan ediyor. Bu mekir olabilir. Mekir olabilir. Onun için titrer. Ve İmam-ı Rabbani Kutusu Sözleri de üstünü aynı şekilde çizerek, altını çizerek neyse, ısrarla üstüne basa basa buyuruyor ki çok dikkatli olmalı. Uyanık olmalı. Onun bunun aferin demesine, kendisinin de aynı şekilde sözünü çok kimse tarafından dinlendiğini hissetmesine itibar etmemeli. Onlara bakmamalı. Allah-u Teala'nın rızasını aramalı. Var mı yok mu Cenab-ı Hakk'ın rızası? Ona bakmalı. Yoksa çocukluğumda çok duydum. Tahtalık anıya bildirilen adam küt diye gider. Nitekim evliyalık iklimine girmiş. Ama Allah-u Teala onda olağanüstü halleri yazınca tak diye makas değiştiriyor. Ben neymişim diyor. Bu mekirdir. Bu mekirdir. Yani o olağanüstü hallerin onun vasıtasıyla yaratılması. Onlara kandı. Duasının kabul edilmesi, gel gel ben bir dua edeyim falan, hakkı deney diyor adam, şey yapıyor falan. Ondan sonra üç beşte koy koyucu şey yapınca, hani Emel abi rahmetli öyle demiş ki, 10 kişi gelip de ceketini yıkayıp de emredersiniz efendim, buyurun efendim dedi, adam sıvanadan çıkardı. Hakikaten öyle yani. Adam sıvanadan çıkmış. Yani evliyalık ikliminde, ama işte hani anlatıyoruz, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin cübbesini açarak abdest aldırttırıyor ya caminin içerisinde. E şimdi ama imansız gitti buyuruyor Akşemsiddin Hazretleri. Niye imansız gidiyor? İşte mekirdi o. Ona aldandı o. Ona aldandı. Rahmetli nenem de annem de çok kullanırdı o tabiri. Oğlum derlerdi. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur derlerdi. Tamam. Aynen. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Aşağısı uçurum. Ama sen sopayla bir ot uzatıyorsun, onu alayım derken küt diye aşağıya gidiyor. İnanabiliyor. O da tamah ediyor. O da tamah ediyor tabii. Onun için de böyle olağanüstü bazı haller veya duanın kabul olması falan, oradan korkmalı, titremeli buyuruyor. O da İmam-ı Rabbani Hazretleri vazife verdiği talebelerine buyuruyor ki eğer yani oradaki yetiştirdiğiniz talebelerde yani şeyler olursa. Yani ya bir haller. Bir haller falan olursa havaya girme sakın ha. Kaybedersin buyuruyor. Kaybedersin. Dolayısıyla Emel abiler de rahmetli son zamanlarda anlatırdı. Güvenmemeli. Ancak İmam-ı Rabbani Kutusu Sözleri buyuruyor ki imanı hakikiye kavuşan. Bu da buyuruyorlar Peygamber Efendimiz, ya Rabbi sonu küfür olmayan iman nasip et bana diye dua ediyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki işte o fena beka neyse o beka hasıl olmadan bu iman hasıl olmaz. Peki bu verilince ondan bir daha geri alınmaz. Yani Allah-u Teala bir kulundan razı olduysa, o hali kendisine verdiyse, onda sarsıntı olmaz artık. O makas değiştirmez. Koruma altına da girer. Makas değiştirmez, koruma altına da girer. Dolayısıyla öbürlerinde her an makas değiştirebilir. O da istiracı olan Allah-u Teala korusun. Gelelim efendim diğer dinleyicimiz suallerine. Öğle namazının nın mı diyeceğim, öğle namazımın mı diyeceğim dedi dinleyicimiz. Öğle namazının sünnetini mi diyeceğim, öğle namazımın sünneti mi diyeceğim? Öğle namazının sünneti diyeceğiz. Namaz Allah-u Teala'nın emri. Rabbimin emri. Ve öğle namazı o. Öğle namazının ilk sünneti, öğle namazının farzı, öğle namazının aynı şekilde son sünneti diyeceğim. Böyle diyeceğim. Peki ben bilmiyordum da namazımın dedim. O da mahsur olmaz. Ama doğrusu öbür türlü. Bir de dedi Afrika'da dedi, kuyular da açılıyor falan dedi. Hatta İhlas Vakfı da yapıyor onu. Dedi orada dedi, işte gidip Osman Ünlü Kuyusu diye isim yazdırmak uygun değil ya. Eğer sen bunu Allah rızası için yaptıysa niye yazdırıyorsun ismini ki? Ne gereği var ki? Hani Veysel Karani Hazretleri'ne birisi gelmiş. Efendim demiş, nasihat eder misiniz bana? Allah-u Teala'yı bilir misin buyurmuş. Bilirim efendim demiş. Başka şey bilmesen ne olur? Ve Allah-u Teala'nın senin söylediklerini, yaptıklarını bildiğini bilir misin diye sormuş. Evet bilirim efendim demiş. Başkası bilmese gelme, görmese de bir şey lazım gelir. Gelmez. Yani Allah-u Teala bildikten sonra, Allah-u Teala gördükten sonra başkası bilse ne olur, bilmese ne olur. Ne yapacak? Ben yaptırdım aynı şekilde tam bir şekilde Osmanlı Üniversitesi. Ne oldu?
Yani ben oraya ismi yazayım, ben yaşlanmayacak mıyım? Ben oraya ismi yazınca ölüm meleği geldiği zaman, aa benim üniversitem var, sen kimsin ki falan mı diyeceğim ben? Osman Ünlü'nün yeri. Osman Ünlü'nün yeri. Öyle bir yer varmış ama. Varmış. Fotoğrafını gönderdire bana. Yerlerim var, açığa çıkmayan. Her tarafı ilan etme. Saklamışsınız. Peki bunu bizim isteğimizin dışında yaparlarsa, hani biz İhlas Vakfı'na yardımcı olduk diyelim, işte para gönderdik, dedik ki şurada kuyu açın. Onlar da biz demediğimiz halde işte onun hatırına yazmışlar. Yazsınlar canım. Onu mahsur olmaz. Bize bir şey olmaz değil mi? Yok. Günahım. Mesela onu. Devlet de yapıyor onu. Ya Emel abilerin adına burada bir aynı şekilde ticaret lisesi var ya. Evet. Emel abiler yaptırdığı binayı devlet de tuttu. Emel abinin ismini koydu. Emel Ören Ticaret Lisesi diye, değil mi? Doğru. Onun dışında aynı şekilde. Kültür merkezi var şurada. Kültür yine. Merkezi var mesela. Öyle yapıldı. Yani Emel abinin öyle bir arzusu yok. Öyle bir arzusu yok. Yoktu. Efendim öyle Hüseyin Hilmi Efendi de bir ara kitaplardan isimlerini tamamen çektiydi. Değil mi? Doğru. Tamamen çektilerdi. Sonra hayattayken başka isimler kullandılar. Başka isimler kullandılar. Çünkü isme bir aynı şekilde tepki oluşmuştu. Saldırıyorlardı. Mübarek de madem isim sebebiyle okumuyorlar, ismimizi çekelim bari de mahrum kalmasınlar diye isimlerini çektilerdi. İsimlerini çektilerdi. Efendim son olarak bu dinleyicimiz dedi ki, bir arkadaşım var dedi. Beyinin halasını çocuklar mı dedi, torunlar mı ne varmış dedi. İşte onlara zekat verilebilir mi? Torunlarına. Hani muhtaç durumlar var falan. Babalar bakmıyorlar falan. İşte hani dedi, babaanneleri pek öyle sağlam birisi değil falan. Ya eğer namaz oruç tutuyorsa imanlıdır. Örtülüyse imanlı olduğuna hükmedilir. Fasıktır ama verilebilir. Hani öyle bir zaruret varsa verilebilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.